Hanımlar, Woman TV ekranlarının başına hepiniz hoş geldiniz. Bugün haftaya yeni başlarken sizlere yürüme postürümüzü nasıl düzelteceğimizi anlatan bazı egzersizler göstermek istiyorum. Bu egzersizler için ekranlarınızın karşısında, matlarınızda ya da halınızın üzerinde bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Şimdi matın başında yavaşça yerinizi alıyorsunuz. Matın başına yerimi aldıktan sonra burada tam dik durma postürünün nasıl bozulabileceğini öncelikle sizlere göstermek istiyorum. Omuzlar öne düşük, baş öne doğru gitmiş bir vaziyette. Çünkü omurganın belli bozulma yönleri vardır. Ama en çok karşılaştığımız, özellikle gün içerisinde iş yapan hanımlarda veya çalışan kadınlarda çok karşılaştığımız öne doğru bükülmedir. Ve öne doğru bükülmeyi değiştirmek için ilk yapacağınız şey omuzlarla geriye doğru daireler yapmak olacak. Şimdi hareketi benimle 10 tekrar yapmanız için başa dönüyorum ve gel benimle beraber 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve Son kez yaptığınız bu hareketi yavaşça geldim. Şu postürü değiştirmek için bir sonraki hareketim aslında yavaş yavaş omurgayı düşürüp kaldırma hareketi. Yani omurgamın parçalarını ayrı ayrı hayal edip sanki boncuk dizer gibi omurgayla önce başı, sonra omuzları, sonra parça parça omurganın her parçasının yere düştüğünü ve arka arkaya dizildiğini hayal ederek öne doğru gitmenizi istiyorum ve uzanabilme mesafenize kadar gelmenizi istiyorum. Uzanabilme mesafenizden sonra tekrar omurganın parçalarını toplar vaziyette ve karnımdan ve özellikle kordan güç alarak yavaş yavaş toplanmanızı ve en son başınız havaya gelince tam dik bir hale gelmenizi istiyorum. Tam dik hale gelip gelmediğimi bu egzersizleri aynanın karşısında yaparak da kontrol edebilirim. Haydi 5 tane yapalım bunu. Önce baş, omuzlar ve parça parça omurgan düşüyor. Gel benimle beraber. Parça parça omurgayı düşür. Burada yere dokunmak gibi bir hedefin varsa istersen dizlerini büküp yavaşça yere dokunabilirsin. Ve tekrar yerden aldığın destekle dizlerini düzleştirdin. Ve omurgan tekrar parça 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 en son omuz ve baş kalkacak şekilde yerine oturdu. Haydi ikinciyi yapalım gel benimle. Omuzları düşür, başı boynu düşür, omurgayı büktün. Parça parça yere doğru dökül. Burada dökülmeye devam ettin. Hafifçe dizlerini büküp ellerini yere yerleştirdin ve tekrar önce dizleri. Bir de yukarıya çıkışlı parça parça yapalım. Sonra omurga Sonra üst omurga. En son omuzlar yerine oturdu ve başı tam açmış bir vaziyette kalmanı istiyorum. İlk hareketin buydu. Şimdi bunu devam ettirelim. İki kere de. yap benimle. Başı, omuzları ve tüm omurgayı parça parça düşür. Yerleş buraya. Ve tekrar kuvvetini aldın. Tekrar omurgayı parça parça kaldıra kaldıra yerleş. Ve en sonumuz. Ve boyun yerleşti. Son kez yapıyorum. Başı, omuzları düşürdüm. Kürek kemikleri ve en son omurgadan bir katlanma haliyle geldim. Şimdi tekrar omurganın alt kısmı kalktı. Yukarıya gelene kadar başı ve boynu kaldırmaman gerekiyor. En son omuzları oturt ve boynu yukarıya getir. Tebrik ederim benimle beraber yaptıysan. Şimdi başka bir postür problemim forward head ya da başın öne gitmesi dediğim postür problemini değiştirmek için bir hareketimiz var. Forward head, forward head hareketinde aslında öne doğru gitmiş olan başı geriye doğru almak için çin tak çok basit bir hareket yapacağım. Birazcık estetik olarak <laughs> güzel olmayan bir hareket ama ciddi anlamda işe yaradığını göreceksin. Yavaşça çeneyi içeriye doğru alıyorsun ve bırakıyorsun. Yap benimle onu tekrar şimdi. 10 ve 9 ve 8 7 6 5 4 ve 3 2 ve son kez yaptın ve bırakıyorsun yavaşça. Burada çeneyi tam içeriye oturttuğunu düşün. Çünkü başın öndeyse onu geriye alma, hareketi yapmak aslında çok basit bir mantıkla seni daha iyiye götürecek. Bir de yürürken yaptığımız hataları konuşmak için adım alırken hepimizin en çok yaptığı hata. Adım alırken hepimiz aslında bunu yapıyoruz. Dizler çok kitli yürüyenlerimiz oluyor. Aslına bakarsanız diz kaslarından ziyade kalça fleksörlerinden yardım almaya kendimi alıştırırsam, tabii şu an egzacere ediyorum ama bunu ufak ufak kalçadan çekmeye alıştırırsam, dizle, ayak bileğiyle yaşayacağım, problemleri daha az yaşayacağım. Bu da benim için pozitif bir dönüş olacak. Şimdi yürürken bu egzersiz aslında çok basit bir egzersiz. Matın başından sonuna kalçayı yukarıya doğru çekerek yürüyorum. Yürüyorsun benimle. Evet. Ayaklarını izleyebilirsin ilk etapta ama karşıya bakarak yapsan, boynun açık yapsan daha iyi olur. Etrafında çarpma olasılığın olan bir şey yoksa karşıya bakmak ve omurganın düz hizalandığı bir şekilde bu hareketi yapmak senin için çok daha verimli olacaktır. Ufak ufak kalçayı çekerek yapıyorsun ama kalça sakatlığın varsa önce doktoruma ya da fizyoterapistime danışıp o problemi çözdükten sonra yapıyorum ve 5 tur daha yapalım. Ufak ufak gidelim ve 1 oldu. Dönüyorsun matın başında. Diğer tarafa doğru geldin ve 2 oldu. Ve tekrar yavaş yavaş gidiyorum. Ve 3. Ve 2 tur daha yaptıktan sonra bu hareketle işin bitti aslında. Çok basit bir hareket. Günlük hayata adapte etmen gerekiyor. Çünkü dizlerini kitleyerek yürümek sana inanılmaz zarar veriyor. Dizlerim öne bükülü ya da geriye doğru çok açık bir vaziyette egzersiz yaptığımda omurganın tüm duruşunu değiştiriyorum aslında ve şimdi başka bir hareket buradaki postürü değiştireceğini düşündüğüm yana bükülme hareketi. Yana bükülme hareketini yapmak için yavaşça kendini yana doğru sanki bacağından aşağıya doğru elin kayıyormuş gibi götür. Ve burada biraz kal. Çünkü aslında gün içerisinde yana bükülme hareketini yapmadığımız için kasların birbirine yardım etmesine engel oluyoruz. Ve ondan geriye sayalım şimdi. Başlangıç pozumu aldım. Sağa gittim. 10 ve gel. Ve 9 ve 8 ve 7 6 5 4 3 2 ve son kez yaptın. Şimdi postürü biraz daha düzelteceğimi düşündüğüm kolları başın yukarısına aldığım egzersizimle devam ediyorum. Bu harekette istediğim senden. Burada yumruklar birleşti ve aynı açıda omuz hizasına kadar kollar iniyor ve yumruklar tekrar birleşiyor. Şimdi benimle 10 tekrar yap. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve son kez yaptım. Harikasınız hanımlar. Yavaşça bitirmek için şimdi parça parça Hazırladığım omurgayı sağa sola ufak boyun hareketleriyle bir soğutuyorum. Ve omuzları hafifçe geriye doğru döndürdüm. Ve hanımlar benimle bu egzersizleri yaptıysanız biraz daha doğru yürüme postürünü, yürürken de postürü nasıl değiştirebileceğimi, ayakta yapabileceğim egzersizleri yaptıysanız süpersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Merve Belen. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.